Yani senin şeyini çekemem ki. Son. Oldu son. Oldu, olmadı yani. Я задам загадку Мерту. Услышит он ее впервые. Soruyu gönder. Tamam, soruyu gönderiyorum. Говорят, что эту загадку придумал сам Лев Толстой для школьников второго класса. Итак, поехали. Продавец продает шапку. В нашем случае пусть это будет свитер. Стоит 10 лир. Подходит покупатель, меряет и соглашается взять. Но у него есть только банкнота в 25 рублей. В нашем случае 25 лир. Продавец отсылает мальчика с этими 25 лирами к соседке разменять. Мальчик прибегает и отдает купюры 10, 10 и 5. Продавец отдает свитер и сдачу в 15 лир. Через какое-то время приходит соседка и говорит, что 25 лир фальшивые, требует отдать ей деньги. Ну что делать? Продавец лезет в кассу и возвращает ей деньги. А сейчас, внимание, вопрос. Насколько обманули продавца? O zaman sahteyse neden aldı, bozdu? O, tamam, sahteyse o anlamadı. Sen de anlamadın nasıl bu 25 TL sahtesini. O nasıl anladı o zaman, ben anlamadım. Sonradan anladı. Diyelim ki bankaya gitti, sonra o değil. Bankaya gitti ve o 25 TL, evet. 25 TL sahte çıktı. Evet. Buraya kadar anladın. Tamam. Şimdi adam diyor ki, ya kardeşim sen benden istedin, sen bana 25 TL'ye geri ver. Ben 25 TL'sini geri vereceğim, bunlara gerek yok. Sahte 25 lirayı da aldım ama, değil mi? Sahte 25 TL'sinden. Sen ne kadar kaybettin? Maddi olarak mı? Evet. 25 lira kaybettim. 25 lira sahte değil miydi? Sen onu kaybettin. E tamam, 25 lirasını geri verdim adamı. 15 TL üstü verdin. Onları saymıyorsun mu? 15 lira üstü benden gitmedi ki, adamın 15 lirasını verdim oraya. 15 lira mı kaybettim yoksa? Ben kaç para mı kaybettim diyorsun? Sen maddi olarak ne kadar kaybettin? Kazan da dahil. Kazanın değeriyle beraber mi? Tamam. Şimdi ben müşteriden 25 lira aldım. Evet, 25 lira. Kaza verdim, 10 lira bir kere kaybettim orada. Kaza verdiğim için 10 lirayı kaybettim. Tamam. 25 lirayı aldım, müşteriye gönderdim, yan komşuya. 25 lira geri geldi bana. Normal 25 lira. Üstüne 15 lira da adama verdim. Oldu 25 lira kaza. Kaybettim. Hmm. Adam geri geldi. 35 lira. Сейчас ее правильно могут решить только 30% старшеклассников, только 20% студентов вузов и только 10% работников банков и кредитных учреждений. Bir dakika, söylüyorum ben şimdi sana. 25 lira bana geldi. Komşuya gönderdim, 25 lirayı bozdurdum. 10 liralık malı verdim. Üstüne de 15 verdim. 25 lira orada gitti. 25 lira orada. 10 lira bende. 25 geldi. 15. 25. 40 lira dedim son cevabı. Önce 25 dedin. Sonra 35 dedin. Sonra 40 dedin. 10 lira kazak gitti. Tamam. Üstüne de giden müşteriye 15 lira verdim. 25 lira oldu. 10 lira normal para bende kaldı. Adam geldi 25 lirasını geri istedi. 10 liranın üstüne 15 lira verdim. 15. Üstüne geri gönderdim. Evet. Yani 15 artı 25, 40 lira zararım var. Yani ürünü saydığın için sen dedim ben sana. Yani ürün 10 lira ya. Tabii ki ürün. Ama ürünün maliyeti 10 lira değil. Benim satış fiyatım o, karla beraber. Son cevabım 40 lira. Eğer doğruysa söyle bana.